Evde Bilim. Merhaba, ben Steve Spengler. Evde Bilim'in bu bölümü özel bir bölüm. Arkadaşlarını etkilemen için sana birkaç sihir numarası öğreteceğim. Hepsi bilimsel. Başlarken yaptığım kaybolan conta numarası gibi. Şimdi izle. Bunun etrafını kapatıyorum ve elimin ortasındaki boşluğa düşüyor. Hayır, tabii ki elimde boşluk yok. Yüzüğüme bir mıknatıs taktım. Çok kolay. Bozuk para kullanmadım çünkü Amerikan parası manyetik değil. Ama nalburdan aldığım bu conta harika. İşin sırrı bunu yüzüğüne saklayabilmek ve kaybolmuş gibi gösterebilmekte. Bu yüzden elini böyle kapat. Ve onu it. Tabii ki şimdi burada. Ve gitti. Ellerini kapatmayı unutma. Bir mucize gibi görünüyor. Fakat bu daha başlangıç. Evde Bilim'de. Şişedeki cini duymuşsundur. Şişeyi ovarsın ve 3 dilek hakkın olur. Ben dilekleri bilmem ama bir cini şişeye nasıl hapsedeceğini biliyorum. Boş kola şişeleri burada ama içinde cin var. İnanmıyor musun? Dikkatlice bakarsan boş olmadıklarını görürsün. Tıkılıp kalmış cinleri görüyor musun? Görebildin mi? Hayır, göremedim. Çünkü görünmezler. Ama bunu yaparak onların ne yaptığını görebilirsin pekala. Kola şişesini al, bir parça ip al. Tamam. Bunu istersin? Evet. Tamam, şimdi şunu yapacaksın. İpi böyle al ve bunun içine koy. Cini böyle gıdıklaman gerek. Nasıl gıdıklayacağını gördün mü? Şimdi hepsini ters çevir. Bıraktığında cin buraya takılacak. Ah, gördün mü? Takıldı. İşte böyle takılacak. Bu harika değil mi? Cin buraya takılırken... Benimkinde bir şey olmadı. Neden olmadı? Bilmiyorum. Belki doğru yapmamışsındır. Bunu içine böyle koy. Cini gıdıkla. Evet, cini gıdıklaman gerek. Hayır. Bak ne diyeceğim, senin farklı bir ipe ihtiyacın var. Bu nasıl? Tamam. Bunu kullan. Aslında birçok kişi bu yukarıda bir şeylerin olduğunu sanır. Hiçbir şey yok. Şimdi sen benim şişemi kullan. Tamam. Ben de seninkini kullanacağım. İzle, içine koy. Aferin, aferin. Şimdi bakalım. Aferin. Ah Higgins, gördün mü? Böyle sallıyorsun ve işte orada. Orada bir cin var. Bunu ne kadar denesen de cin ortaya çıkmıyor. Neden? Çünkü arada bir fark var. Şişeler aynı, ipler aynı ama benim şişemde farklı bir şey var. Şuna bak. Küçük bir mantar top. Numarayı göstermek için bu şeffaf şişeyi kullanacağım. Pekala, ben böyle başladım. Bunu buraya koydum. Sende bu yoktu. Bu yüzden seninki böyle boştaydı. Bunları kaldırdım ve iki boş şişe olduklarını söyledim. Benimkini asla ters çevirmedim. İşte bu bir yanıltma. Pekala, seninkini sana verdim. İpi aldım, içine koydum. Şimdi bak, bunu yaptığımızda, ters çevirdiğimizde içindeki mantar topu göremedin. Bu harika. Şimdi bunu ters çevir ve şuna bak. Hadi çevirelim. İşte şimdi bir sürtünme var. Top ipi itiyor ve burada takılı kalıyor. Bu çok seninki havalı. Seninki harika görünüyor. Çünkü içerideki sırrı kimse göremez. Fakat ipi görebilirler. Bu gerçek bir aldatmaca. Şimdi bunu çevirelim ve böyle tutalım. Bak, bu nasıl böyle havada kalıyor? İnanılmaz. Ama unutma, Higgins'le şişeleri değiştik ve yine de başarabildim. İşte sırrım. Hepsini ters çevirdim. Bu elime düştü. Elime tamam. Düştü. Nasıl düştüğünü gördün mü? Sonra topu belli etmeden aldım. Sen benimkini al, ben de seninkini alayım dedim. Şimdi bunu geri alıp şişeye koymam gerek. İpi tutarken ters çeviriyorum ve umarım ses duyulmaz. İşte şişedeki cini yakaladın. Bu şişenin içinde ipi asılı tutmak ve şişeyi ipte sallandırmak için basit bir yol. Şişedeki cinin sırrını artık biliyorsun. İnsanların ağzı açık kalacak. Şimdi evde bir bilimsel sihir yapma zamanı. Hemen yapabileceğin bir şey. Dediklerimi yap ve çok dikkatli ol. Hazır mısın? Başlıyoruz. 1 ve 9 arasında bir sayı tutmanı istiyorum. Tamam mı? Şimdi bu sayıyı 9'la çarp. Şimdi aklında yeni bir sayı var. Eğer bir basamaklı bir sayıysa onu aklında tut. Ama 25 gibi iki basamaklı bir sayıysa basamakları toplamanı istiyorum. 2 artı 5, 7 gibi. Yani iki basamaklı sayıdan yeni bir sayı çıkardık. Bu sayı aklında tutar mısın? Şimdi kolay olması için bu sayıdan 5 çıkar. İşte yepyeni bir sayı. Sayıyı bir harfe çevirelim. Şöyle bir şey olacak. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5. Tüm alfabeye sırayla sayıları ver
ve kendi harfini bul. Buldun mu? Pekala, başlıyoruz. Bu harfle başlayan bir ülke düşün. Tamam tamam, bunu aklında harflerine ayır. Ülkenin harflerinden ikinci harfle başlayan bir hayvan düşün. İşte bu. Hayvanın rengini düşün, tamam. Bu rengi televizyondan bana ilet. Sanırım biraz kafam karıştı. Danimarka'da koyu gri Afrika fili. Etkilendin mi? Biliyordum. Birazdan bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Ayrıca sihirli çubukların sırrını da göreceksin. Şimdi bunu tut. Ve cam üzerinde yürümenin bilimsel numarasını. Şuna bak. Güzel. Hepsi birazdan evde bilimde. Evde bilime tekrar hoş geldin. Bugün basit malzemelerle evde yapabileceğin sihirler yapıyoruz. Ama hepsi bilimsel. İşin eğlenceli tarafı kandırabileceğin bir yardımcının olması ve bu yüzden Higgins Ward yanımda. Hazır mısın? Hazır. Harika. Bu aslında bir numara değil. Bu bir deney. Tamam. Aslında bir zeka testi, tamam mı? Tamam. Endişelenmene gerek yok. Harika olacak. Birkaç da pirinç ve çubuğa ihtiyacın var. Şişeyi ve çubuğu tamam. Al. Benimkine biraz daha pirinç koymak gerekiyor. Seninkine biraz daha pirinç koymam gerek. Tamam. Evet. Sana biraz daha vereyim. İşte burada. Şimdi çok pirincin oldu. Şimdi şunu yapacaksın. Çubuğu al ve şişenin içine sok. Tamam. Aferin. Şimdi bunu kaldır. Ne kadar yukarı kaldırırsan o kadar zekisin demektir. Higgins, bekle bir saniye, bana şunu ver. Pekala, böyle olacak. İşte tam olarak böyle. İşte bunu böyle soktuğunda sadece dibine kadar iteceksin ve benimkinde hiç Dur. Sorun... Dur, benimki hiç kalkmıyor bile. Biliyorum, çünkü bu bir zeka testi. Hayır, bu adil değil. Higgins, benim şişem nasıl oluyor da böyle oluyor? Senin şişende bir şey var. Bir numara olduğunu düşünüyorsun. Şişede tam bir aşağıda. Şey olmalı. Pekala, sana göstereceğim. Şimdi bak, tam şuraya bak. Evet. Çok dikkatlice izle. İçine hiçbir şey koymadım. Şuna bak. İkisinde de eşit miktarda pirinç ve şuna bak. İçinde de bir şey yok. Şimdi de sihrin bir parçası. Anlamıyorum. Biliyorum. Şimdi sihrin bir parçası da şu. Seninkinde ağır pirinç, benimkinde hafif pirinç yazıyor. İşte böyle. Bu da sihrin bir parçası değil mi? Kesinlikle. Her şey burada. Kandırmaca yok. Tam da gözlerinin önünde. Sadece benim şişemin seninkinden farklı olduğunu görmeni istemedim. Tutmana izin verseydim farkı anlardın. İzle. Tamam. Şimdi bunu tekrar yapalım. İşte bu. Bununla başlayalım. Bu hafif pirinç yazdım. Evet. İşte izle. Pekala. Bunu kaseye koy. Güzel. Şimdi içine koyalım. İzle şunu. Bu şişeyi pirinçle doldurdum. Evet. Ama tam dolana kadar bekledim. İşte sır şuydu. Bu bir yoğunluk meselesi. İzle şimdi. Bu dolu görünüyor ama evet. Aslında değil. Tepesine biraz vuracağım. İzle bakalım. Bak, pirincin şeklinden dolayı bunlar biraz daha sıkışıyor. Vay Bu yüzden canına. Seninkinden daha fazla tamam. Pirincin var. Ama sana yalan söyledim. Sana tamamen eşit olduklarını söyledim. Bu bir yalan sayılmaz aslında. Beyaz yalan diyelim. Ne dediğimi anladın mı? Anladın sanıyorum. İzle şimdi. Bunu tamam. Böyle itiyorum. Şimdi şişeye dokunursan ne kadar sıkışık olduğunu hissedersin. Gerçekten gerçekten yoğun. Değil evet. mi? Miktarını ölçtüğümüzde benimkinin evet. biraz daha fazla olduğunu görebilirsin. Şimdi bu çok çok pofuduk olacak. Bunu dolduralım ama bu kez sıkıştırmayacağız. Aslında bu kadar yeter. Sana bu kadar koymuştum. Harikaydı. Biraz daha pirinç lazım dedin. Böyle pek adil hissettirmedi evet. değil mi? Bu yüzden daha fazla pirinç istedin. Şimdi bak bakalım. İşte tam burada biraz daha pirinç gerek. Ben de evet dedim, biraz daha gerek. Ama yaptığım şey biraz daha kabartmaktı. Pekala. Şimdi bu çubuğu tut. Şimdi bunu iterken benimkini dene. Benimki gerçekten zor itiliyor. Tamam. Gördün mü? Aa evet. Nasıl da sıkışık. Evet. Seninkinde ise iterken hiç sorun yaşamıyorum. İşte seninki kalkıyor. Çünkü pirinç alalım. Taneleri çubuğa karşı dizildiler. Bu yüzden bunu tekrar çıkarmak evet. zor olacak. Fakat bu numaranın bir sırrı daha var. Buradaki kaseyi aldım ve tamamen eşit olduklarını söyledim. Önce benimkini dökmeye başladım, fark ettin mi? Kaldırdığımı önce doldurdum. Çünkü ikisinin de aynı anda boşalacakmış gibi görünmesini istedim. Benimkinde ya da şimdi senin kaldırdığında biraz daha fazla pirinç olduğunu biliyordum. Ama eşit görünüyor. İşte bu yoğunluğu ve sürtünmeyi de kullandığımız bir pirinç sihri. Arkadaşlarını büyüleyebilirsin. Pirinçlerden sonra benim çok sevdiğim mısıra geçelim. Bir mısır kavanozu. Bunu biliyor musun bilmiyorum ama çelik bilye mısırla karışmaz. Gerçekten.
Gerçekten çok kötü. Şimdi ben bunu deneyeceğim ama sen denememelisin. Neden mi? Göreceksin. Bunu buraya koyuyorum. Şimdi güvenli olması için kapağı kapatıyorum. Biraz döndürüyorum. İzle, neler olduğunu görebilirsin. İşte bir pimpon topuna dönüşüyor. Çelik bir bilyenin pimpon topuna dönüşemeyeceğini biliyorsun. Ama çok iyi görünüyor, değil mi? Yani bunu böyle hareket ettirebilirsin. Çelik bilye kayboldu. Aslında burada ama biraz daha aşağıda. Bu da yoğunlukla ilgili olan bir deney. Pekala, işte böyle. Pimpon topu yüzeyin altına saklandı. Şimdi arkasını çevirdiğimde bunu görebilirsin. Ama sadece bu kadar aşağıda, çok fazla değil. Başkalarının bunu görmesini istemezsin. O yüzden bilyeyi mısırların içine iyice gömdüğünden emin ol. Şimdi hazırız. Bunu bir çevireyim. Şimdi bilyeyi içeri atarsam sorun olmaz. Bilyeyi böyle döndürdüğümde ise tabii ki mısırdan ağır. Bunu böyle döndürdüğümde mısır bilyeyi yiyecek. Ama inan bana, mısırdan daha hafif olan pimpon topu tepeye çıkacak. Şimdi bunu böyle çevirdiğimizde aşağı indiğini görebilirsin. Ama sonra birden... Ah, işte bu. En yukarı fırladı. Daha fazla sihir görmek için bizden ayrılma. Danimarka'daki koyu gri Afrika filinin sırrı içinde. Bir de cam üzerinde nasıl yürüyebileceğini göreceksin. Nasıl gidiyor? Hepsi ve daha fazlası evde bilim. Tekrar hoş geldin. Ben Steve Spengler. Bugün bilimin sihrini yapıyoruz. Bunun bilim mi sihir mi olduğuna sen karar ver. Öyle ya da böyle arkadaşlarını kandırabilirsin. Evde yapabileceğin basit şeyler. Bunun için bir mukavvaya ihtiyacım var. Ben mukavvayı renklendirdim. Sarı ve kırmızı mukavvaları yay şeklinde kestim. Bu biraz daha büyük. Sarı olan kırmızıdan büyük. Farkı görebilirsin. Şimdi havalı kısmı şu. Evde esnek mukavvam var. Yani böyle çekiyorsun ve tamamdır. Şimdi kırmızı olan daha büyük oldu. Hayır, bekle. Sarı olan mı kırmızıdan büyük? Yoksa kırmızı olan mı sarıdan büyük? Bunları ters çevirip biraz ovarsam... Ah! Tamamen aynı görünüyorlar. Fakat bu bir göz yanılması olabilir. Bu şekilde kesinlikle eşit olmaları mümkün değil. Bu harika bir optik illüzyon. Seni kandırabilir. Bunu yapmak çok basit. Numara şu. Sana doğruyu söylemedim. Bunu daha büyük kestiğimi söylememe rağmen bu doğru değildi. Çünkü tamamen eşit olmaları gerek. Şimdi sana sırrı göstereceğim. Sarı olan ve kırmızı olan eşit. Ama onları böyle tuttuğumda beynin bir kıyaslama yapıyor. Yayın kısa kenarını uzun kenarıyla kıyaslıyorsun. Onları böyle tuttuğumuz sürece alttaki her zaman büyük görünecektir. Bunu manavdaki muzlarla da deneyebilirsin. Eşit ölçüde iki muz bul. Manavda onları böyle kaldır ve karşılaştır. Biri gelip ne yaptığını sorduğunda sen de her zaman en büyük muzu yemeyi sevdiğini, küçük olanları çekip uzattığını söyle. Ben muhtemelen bunu yapamazdım çünkü manavdan seni kovabilirler. Sana biraz matematik yaptırdığımı ve bir tahminde bulunduğumu hatırlıyor musun? Danimarka'daki koyu gri Afrika filini, işte sırrı şu. Gerçekten çok kolay. Sadece adımları takip etmen gerek. Pekala, işin bir kısmı da sunum. Ben çok sıradanmış gibi görünmesini sağladım. İlk olarak 1 ve 9 arasında bir numara seçmeni istedim. Çok basit. Diyelim ki 4'ü seçtin. Tamam, aklında 4 var. Bunu 9'la çarpmanı istedim. Şimdi numara 36.